Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ves salatu ves ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 59. kısım. Asıl içinde vasıl. Oruçlunun misvak kullanması. Oruçlunun misvak kullanması. El Hasan'da Amir bin Rebiyan'ın şöyle dediği yer alır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Ayamayacağım kez oruçluyken misvak kullandığını gördüm. Bazı bilginler bütün günlerde bunu geçerli saymıştır ki ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise öğleden sonra misvak kullanmayı mekruh saymıştır. Ağız kokusunu dikkate alan kimse misvak kullanmayı eksik sayar. Halbuki bu kişinin meseleye bakışı eksiktir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler ve Rabbin rızasını kazandırır demiştir. Misvak Rabbi razı eder, dişleri kir ve kendisine ilişen sarartıdan korur. Bezzar Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabesin, sahabesine şöyle dediğini aktarır. Neden dişleriniz sararmış bir halde huzuruma giriyorsunuz? Onları temizleyin. Orada peygamber gözün payını zikretmiş, kokuyu ise eğilmemiştir. Kokuyu ise misvak gidermez. Ağız kokusu midede gerçekleşen ve nefes almanın ortaya çıkarttığı bir bozulmadır. Meseleye böyle bakan kimseyle izzetten zillete düşen hakkında söylenen İstem vakal cemalü yani erkek deve dişiye benzedi diyen kişi biridir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında kıyamet günü mis kokusundan daha temiz olduğuna göre kıyamet günü onun kokusu mis kokusuyla değişecektir. O halde söz konusu olan buradaki koku değildir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun oruçluyken misvak kullanmayı yasakladığı veya bunu keri saydığı bize aktarılmadı. Bilakis misvak kullanmak, zaman veya halle sınırlanmaksızın teşvik edilmiş bir emir, kayıtsız bir teşvik. Hatta peygamberin bu konudaki vurgusunu hesaba katarsak teşvikten daha çok vacipliğe yakındır. Bu rivayet yanında oturan mümin olmayan birisinin eziyet göreceği bir koku ağzından yayılması nedeniyle üzülen oruçlunun kalbinin kırıklığını onarır. İman ile bezenen kimse ise böyle bir kokudan eziyet duymaz. Çünkü iman nedeniyle oruçlunun kokusunun Allah katındaki değerini bilir. İnsan doğru düşüncelinin çirkin bulacağı bir şeyi sırf nefsane bir amaç nedeniyle güzel bulabilirken, Rabbi razı edecek bir şey hissettiğinde müminin hali nasıl olabilir ki? O bununla daha da sevinir. Bizim zevk yoluyla elde ettiğimiz bilgiye göre bu kokuyu dünya hayatında mis kokusu gibi algılamak imanın alametidir. Bu kokunun Allah'ın kendisini gösterdiği ilgi nedeniyle diğer kokulardan üstün olduğuyla ilgili böyle bir rivayet oruçlunun kalp kırıklığını onarır, onarır. Ona daha fazla oruç tutmaya teşvik eder. Meleklerin ve Allah adamlarının ağzının kokusuna rağmen kendisiyle oturmaktan eziyet görmeyeceklerini kendisine öğretir. Halbuki melekler Adem oğlunun rahatsız olduğu şeyden rahatsız olur. Bu konuda oruçlunun ağız kokusu hakkında değil fakat sarımsak ve benzerleri hakkında bir rivayet vardır. Oruçlu misvak kullanırsa hangi vakitte olursa olsun misvak kullanmayandan daha üstün bir derecededir. Çünkü o Allah'ın razı edecek bir ameli arttırmıştır artırmıştı, ki o da misvak kullanmaktır. Bilmelisin ki kötü koku insandan kaynaklanmaz o doğanın bir gereğidir. Bu ise midede kalan ve hoş kokulu yeni yemeğin örtemediği artık yemeklerin kokuşmasından kaynaklanır. Nefes ise uğradığı güzel ve çirkin kokuları dışarıya at çıkartır. Bu kokuları insan duysal olarak melek ise manen hisseder. Nitekim kul bir yalan söylediğinde bu sözün yaydığı kötü koku nedeniyle melek kendisinden 3 bin uzaklaşır, koku alma duyusuyla da bu kokuyu koku ehli o kişiden alır. Bu makamın ehli ve bu hal sahibi bir insan hakimlik görevinde bulunursa, hüküm verirken yalan tanıklık yapıldığında lehinde tanıklık yapılan kimsenin yararına hüküm vermemelidir. Yalan tanıklığına rağmen onun lehinde hüküm verirse Allah katında günahkardır. Bu zevk ehli için yararı büyük bir konudur. Hakim bilgisiyle hüküm vermezse bile bilgisine karşı çıkması ise kesinlikle caiz değildir. Mallarla ilgili durum böyledir. Söz konusu olan bedenler olduğunda ise hakimin hükmü hakimin hükme konu olan kimse hakkındaki hükmünü açıklamaya gerek duymadığım başka bir nedenle vermesi şart değildir. Öyleyse oruç ağız kokusunun sebebi değildir ve oruç Allah'a aittir. Bu nedenle müminin oruçlunun ağzından ortaya çıkan kokuya karşı tahammül göstermesi gerekir. Allah ise bu kokuyu duyan kişiyi dikkate alarak kendisinden orucu uzaklaştırmak için oruçluya hızla orucunu bozmayı ve sahuru geciktirmeyi emretti. Ayrıca İftar edişinde onun adına doğal bir sevinç yarattı. Bununla ilgili başka bir batini yorum şudur. Oruçluya iftarı hızla yapması, sahuru geciktirmesi emredildi. Bunun amacı bu iki namazda temiz bir kokuyla Hakka yakarmasını sağlamaktır. Çünkü oruç zamanı sona erdi. Oruç zamanı tamamlandıktan sonraki bu koku oruçlunun kokusu değildir. Onun kokusu oruçluyken vardı. Allah peygamberin bildirdiği bu hadiste şöyle demişti. Oruçlunun ağız kokusu Allah katındadır. Böyle olması, oruçlu onu temizlemediğinde kıyamet gününde böyledir. Misvak ile ya da orucunu bozmayan şeyle onu temizlediğinde ise daha temiz ve daha hoş olur ve bir temizlikten başka birine geçerek Allah'a memnun eder. Çünkü bu çirkin kokunun oruca sevabını artıracak bir etkisi yoktur. Bir rivayette şöyle denilir. Allah kendisi için güzelleşmeye en layık kimsedir. Okulları güzelleştiren ve onlardaki çirkinliği gideren nesneleri kullanmak güzelleşmenin bir parçasıdır. Allah güzeldir ve güzeli sever. Her şeyin güzelliği kendisine uygun ve onun gerektirdiği tarzdadır ki bu güzelliği güzelliği algılayan kişi o yoldan algılar ve haz alır. Bu algıyı göz, kulak, burun, tat, dokunma, duyulan, görülen, yenilen ve dokunulan şeylerden alır. Bir rivayette misvak yani sivake ile namaz kılmak Misfak kullanmaksızın kılınan 70 namazdan üstündür denilir. İşaret yorumunda ise sivake bir anlamında misfak kullanmak bir yorumda senden başkası demektir. Yani senden başkası Rabbindir. Senin gibi olan ise senden başkası değil senin aynındır. O halde bu yorumda hadisin anlamına göre Rabbin vasıtasıyla namaz kılman nefsin vasıtasıyla namaz kılmandan hayırlıdır. Orada peygamber Sivaya yani başkaya işaret etti. 70 ise insanın ortalama ömrüdür. Şari yedileri genellikle yalın ve bileşiklerde dikkate alır. Hadisin yorum yöntemine gelirsek hadis iki temizliği kendine toplar. Abdest ve misvak kullanmak. Abdest derken kast edilen ağza su vermektir. Bu ise bize göre abdestin sünnetlerindendir. Ağız konuşma organıdır. Çünkü namaz gündüz, muha gündüz muhadese yani sohbet gece müsamere yani gece sohbeti, sırda ihtisas yani müsarere yani işten konuşmak, açıkta tebliğ etmek demektir. Bütün bunlar ayakta duran, oturan ve yani üzerin, yanı üzerinde yatan için böyledir. İşaret aleminden olduğunda ve senden başkasıyla namazı kıldığında ancak Es-Subbuh ve El-Kuddüs isimlerinden namaz kılabilir. El-Kuddüs temizlenmeyi gerektirir. Burada işaret ve tahkik yorumundan söz ederken Allah ehlinin bilgi kaynaklarından habersiz, on, habersiz onların o insanların zahiri hükümleri reddettiklerini zannetmemesi için bir fark koyduk. Söz konusu kimseler Allah ehlini batıniliğe nispet eder. Allah ehli böyle bir suçlamadan münezzehtir. Onlar her iki ucu kabul edenlerdir. Şeyhimiz Ebu Medyen tek başına bir yönü benimseyeni kınayarak iki ucu birleştiren sünnet ve bilgide kamil olandır derdi. Zahir ve batın arasındaki ortaklık, peygamberin sivake yani misvak kullanmak ve senden başkası sözünde gerçekleşmiştir. Sivak kelimesindeki K harfi asıl anlamıyla kelimenin bir harfi iken istisnai olarak izafe elden bir harftir ve asli harf olmaz. Onun tahkik yönünden kabul eden kimse İkinci tekil şahsın izafesi olmasına tek bir şey olarak bakmıştır. Bu durumda onun izafette tıpkı bir kelime gibi asıl yapar ve bileşikliği tek bir kelimedeki harflerin bileşiğinin batını yorumu sayar. Böyle bir hitabın izafesinin varlığı izafe kesi ile yapılabilir. Sivak ismi de k olmaksızın var olamaz. Allah ehlinin meseleye ne kadar ince baktığına dikkat ediniz. Bu bilgi teorik düşünceden olsaydı Kuşkusuz bu bilgiyle bile başkalarından üstün olurlardı. Onlar böyleyse hakkında o arzusundan konuşmaz. Sadece vahyedilerini söyler. Ona güç sahibi olanı öğretti. Buyrulan peygamber nasıldır? Allah rızık verendir ve bilgi ruhların rızkıdır. O metin ve güç sahibidir.